Gençler, selamlar. Ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber acil tekrar kampında parabol ve eşitsizlikler konusunu özetleyeceğiz ve sorularını çözeceğiz. Şimdi parabol konusuyla özetimize başlayacağız sevgili gençler. Fakat başlamadan önce abone olmadıysan abone oluyorsun ve bu videoyu beğeniyorsun canım kardeşim. Hadi gel şimdi ben sana bir güzel bir parabolü bir tekrar edeyim. <laughs> Şimdi demiş ki a sıfırdan farklı olmak üzere a x kare artı b x artı c diye bir fonksiyonumuz varsa biz bu fonksiyona ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir fonksiyon diyoruz. Bu fonksiyonun grafiğine de parabol diyoruz sevgili gençler. Yani parabol o şeklin ismiymiş sadece. A sıfırdan büyükse sevgili gençler ve A sıfırdan küçükse parabolün şekli şemali değişiyor. Biz şu şekillere parabol diyorsak bakın şunlar parabolün kolları. Parabolün kolları yukarı yönlü oluyor. A sıfırdan küçükse de parabolün kolları aşağı yönlü oluyor sevgili gençler. A'nın mutlak değeri büyüdükçe kollar y eksenine yaklaşır diyoruz sevgili gençler. Bu da ne oluyor? Mesela ben şuna x kare parabolü dersem şöyle bir parabolümüz olsun bizim. Bu x kare parabolümüz, para x kare diyelim. Şimdi 2x kare olursa ne olur? Bu şekilde kollar daralır. 3x kare olursa biraz daha daralır. İşte 8x kare olursa iyice y eksenine yaklaşır. Mesela şu bizim eksi x kare parabolümüzse şöyle ne diyeceğiz sevgili gençler? Eksi 2x kare olursa demek ki bu şekilde olacak. Eksi 3x kare olursa bu şekilde olacak diyebiliriz yani kolları y eksenine iyice yaklaşacak, yapışacak. Pekala. <laughs> Burada diyoruz ki biz şuradaki mavi ile gösterdiğimiz ax kare dersek, ben bu ax kareye c eklersen c birim yukarı taşımış olurum. C çıkarırsam sevgili gençler c birim aşağı indirmiş olurum ben bu parabolün para e, parabolümü. Eğer ki sevgili gençler şu Pembe ile gösterdiğimiz a x kare ise ben x sayısından r kadar çıkarırsam a çarpı x eksi r'nin karesi dersem yani r birim sağ r eklersem de r birim sola taşırım diyorum. Pekala. Bunları dünkü dersimize de az çok göstermiştik. a x kare artı b x artı c parabolünde tepe noktası. Eğer r virgül k, e, k noktasıyla gösteriliyorsa tepe noktası ben buradaki R'yi eksi B bölü 2A ile K'yı ise sevgili gençler tabi ki R'yi yerine koyarak elde ediyorum. Buna parabolün tepe noktası diyoruz. X eşittir R diye bir doğru ifade edecek olursak da buna da parabolün yazalım. Siz de yazın. Parabolün simetri ekseni diyoruz sevgili gençler. Simetri ekseni diyoruz. Yani parabol bu doğruya göre simetriktir diyebiliriz. Devam edelim. Fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar ise sevgili gençler, x eksenini kestiği noktaları normal bildiğimiz bir şimdi buluyoruz. Yani nasıl buluyoruz sevgili gençler? Yani o parabolün köklerini buluyoruz. O kökler bizim x eksenini kestiği noktalardır diyeceğiz. Y eksenini kestiği noktayı bulurken de x'e sıfır veriyoruz. Yani aslına bakarsan aklında şu şekilde tutabilirsin ax kare artı bx artı c diye. Eğer x'e sıfır verirseniz x'e 0 verirseniz y eksenini kestiği noktayı bulursunuz. y'ye 0 verirseniz x eksenini kestiği noktayı bulabilirsiniz diyebiliriz sevgili gençler. Fonksiyonun simetri ekseni x eşittir eksi b bölü 2a doğrusudur. Yani x eşittir r doğrusudur diye aşağıda zaten bahsetmiştik. Biliyorsunuz ki r eksi b bölü 2a idi. a x kare artı c türündeki fonksiyonların simetri ekseni y ekseni veya x eşittir 0 doğrusudur. Niye? Çünkü biz normal şartlar altında ax kare artı bx artı c'nin simetri eksenine eksi b bölü 2a demiştik. E burada b yok gördüğünüz üzere. Burada b yok. E demek ki b sıfırmış. b sıfırsa burada da çakarsınız b'nin yerine sıfırı. 0, 0 bölü 2a'dan sıfır gelir. Demek ki sevgili gençler x eşittir r doğrusu normal şartlar altında simetri ekseni olacaktı. Demek ki o x eşittir r, r sıfırsa x eşittir 0 doğrusu bizim simetri eksenimiz olur diyeceğiz. Fonksiyonun simetrik kökleri varsa fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik de denir buna. Ve sevgili gençler elimizde eğer şu şekilde bir parabol denklemi varsa buradaki r buradaki k'nın ne olduğunu biliyorsunuz. Bu tepe noktasının apsisi bu da tepe noktasının ordinatı sevgili gençler. Demek ki ben artık şunu da söyleyebilirim ki eğer ben tepe noktamı biliyorsam parabolün denklemini de bu şekilde oluştururum diyeceğim. Bir sonraki sayfada zaten detaylı inceleyeceğiz. Eğer ki a sıfırdan büyükse fonksiyonun alabileceği en küçük değer tepe noktasının ordinatıdır. Ki a sıfırdan büyükse parabolün kolları yukarı doğrudur ve en küçük değerini işte burada alır. Eğer ki kollar aşağı doğruysa yani a'sı sıfırdan küçükse bu parabolün alabileceği bir maksimum değer vardır. Bakın kollar yukarı doğruysa minimum bir değeri vardır. Kollar aşağı doğruysa maksimum değeri vardır diyebiliyoruz sevgili gençler. A sıfırdan büyükse en küçük değer tabii ki K'dır. Değer dediği için y eksenindeki değeri yani ordinatına bakıyoruz. En küçük değerin apsisi de R'dir. Eğer ki sevgili gençler kollar aşağı doğruysa bu parabolün maksimum değeri en büyük değeri yine FR'dir yani K'dır. En büyük değerin apsisi de yine R'dir diyebiliyoruz. Şimdi bir sonraki sayfamıza bakacak olursak. Grafiği verilen ikinci dereceden fonksiyonu oluşturmak diyoruz eksenlerin kesim noktası verilen fonksiyonu nasıl oluştururuz? Mesela x1'i vermiş, x2'yi vermiş bir de c'yi verecek bize. Veya illa c değil farklı bir üzerinden nokta da verebilir sevgili gençler. Şöyle bir nokta verip şurayı da verebilir bize. Şöyle yazıyoruz. x eksi x1 çarpı x eksi x2'nin a katı diyoruz. a bizim baş katsayımız ne olduğunu bilmediğimiz için bunu ekliyoruz. a'yı nereden bulacağız? İşte verdiği noktadan bulacağız. Mesela burada c'yi vermiş x gördüğünüz yere 0 yazınca c çıkacak diye veriyorsunuz x'e 0'ı c'yi buluyorsunuz ve c'yi zaten bildiğimiz için buradan da a'yı bulmuş oluyoruz. Peki tepe noktası bilinen parabolün denklemi o da az önce göstermiştik a çarpı yazamadım a çarpı x eksi r'nin karesi artı k bizim parabol denklemimiz oluyor sevgili gençler. Zaten r'yi k'yı size verecek bir tane de nokta verecek bu a'yı da o nokta sayesinde elde edebiliyorsunuz. Şurada iki tane sorumuz var. Hemen örnek niyetine çözelim. Şekilde grafiği verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mesela burada kökümüz ne? Eksi 3 ile 6. Bir tane nokta vermiş. 0, 6. Eksi 6 noktası. Peki şimdi köklerimiz eksi 3 ve 6 ise diyorsunuz ki x eksi eksi 3'den x artı 3 ve x eksi 6 başına da bir katsayı konduruyorsunuz. İşte parabolün denklemi bu diyorsunuz ama a'yı bilmiyorsunuz şu an. Dolayısıyla tam olarak denklemi bilmiyoruz. A'yı nereden bulacağız? X gördüğünüz yere 0 yazacaksınız ve eksi 6 elde edeceksiniz. Yani A çarpı 0 artı 3. 3 0'dan 6'yı çıkar. Eksi 6 eşittir. Nereden geçecekmiş? Eksi 6'dan. Her iki taraftaki eksi 6'ları sadeleştirirseniz 1 kalacaktır. A eşittir. Buradan 1 bölü 3 olacaktır. Demek ki benim parabolümün denklemi Y eşittir. Fx. O da eşittir. 1 bölü 3 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 6 olacak. Ee, bu da verilmiş mi? Verilmiş. Ceyhan seçeneğinde biliniyor sevgili gençler. İkinci sorumuza da bakalım. Yine bu sefer de tepe noktası verilen parabolün denklemini oluşturma diyoruz. Bunu da nasıl yazıyorduk? Y eşittir fx. Bu da eşittir. işte baş kat sayımızı yazdık. Onu unutmuyoruz. Parabolümüzün tepe noktasının apsisi eksi 2 olduğu için x eksi eksi 2 yani x artı 2'nin karesi diyoruz. Artı bir de tepe noktasının ordinatını yani k'yı buraya konduruyorsunuz. O da 3'müş zaten. Hangi noktayı vermiş bize? 0 için 1'den geçiyor demiş. O zaman f0 eşittir. A çarpı 0 artı 2, 2, 2'nin karesi 4 yapar. A artı 3 eşittir 1 ise 4A eşittir. Eksi 2'dir. A eşittir. Eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2'dir deriz. Ve aslına bakarsanız parabolümüzün denklemi. Eksi 1 bölü 2 parantezinde x artı 2'nin karesi artı 3'müş sevgili gençler. Bu da bize hangi seçenekte verilmiş? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Denizli seçeneğine verilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet denklem yazma da bu şekildeydi. Şimdi bir de eşitsizliklere kısa bir özet geçelim. Daha sonrasında sorularımızı çözeceğiz. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler dedik. A ile B reel sayı ve A sıfırdan farklı olsun diyoruz. Eğer fx eşittir ax artı b olmak üzere sıfırdan küçük, küçük eşit, büyük, büyük eşit şeklindeki ifadelere Birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik diyoruz. Bir tane bilinmeyen olduğu için ve arada eşitlik olmadığı için biz şuna, şuna, şuna ve şuna eşitlik olmadığına eşitsizlik diyoruz. Eşitsizlikleri doğrulayan x reel sayılarının kümesine de eşitsizliğin çözüm kümesi veya değer aralığı diyebiliyoruz sevgili gençler. Buraya değer diye ekleyin. Çözüm kümesi bulunurken de diyoruz ki eğer A sıfırdan büyükse A sıfırdan büyük olsun diye kabul ettik. AX artı B'yi sıfıra eşitliyorsunuz. Kökünüzü buluyorsunuz. Eksi B bölü A. O eksi B bölü A'ya ait bir tablo çiziyorsunuz. Burada sıfırdan e, pardon. Tamam şöyle diyoruz sevgili gençler. Burada A'nın işaretiyle başlıyoruz. Ki A'nın işaretini burada pozitif kabul ettiğimiz için artıyla başlıyoruz. Burada kökü gördüğünden negatif olarak geçiyorsun. Bu taraf pozitiftir. Yani eksi b bölü a'dan daha büyük değerler aldığı zaman bu ax artı b pozitiftir. Eksi b bölü a'dan daha küçük değerler aldığı zaman bu ax artı b ifadesi negatiftir diyorsunuz. Eksi b bölü a'da zaten kökü olduğu için sıfır olması gerektiğini de biliyorsunuz. fx sıfırdan küçük dediyse bizim çözüm kümemiz şurası oluyor negatif taraf. Yani eksi sonsuzdan eksi b bölü a açık aralığına kadar fx sıfırdan küçük veya eşit demiş olsaydı eksi sonsuzdan eksi b bölü a'ya kadar ama bu sefer sıfırı da dahil ettiği için eksi b bölü a'yı da çözüm kümesine dahil ediyordunuz. fx sıfırdan büyük diyorsa eksi b bölü a'dan sonsuza kadar ama eksi b bölü a dahil değil. Ve fx sıfırdan büyük veya eşit diyorsa da bu sefer eksi b bölü a'yı da buraya dahil ediyorsunuz diyoruz sevgili gençler. İkinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler bu sefer sevgili arkadaşlarım ax kare artı bx artı c olmak üzere bizim fx'imiz. fx sıfırdan küçük, küçük veya eşit, büyük, büyük veya eşit şeklindeki ifadeleri ikinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik diyoruz. Yine ayağındakiyle aynı sebepten kaynaklı. Eşitsizliği doğrulayan x, real de, x sayı değerlerine de, reel sayı değerlerine de eşitsizliğin çözüm kümesi diyoruz. Çözüm kümesi bulunurken de arkadaşlarım Üç tane e, durum söz konusu. 1 delta sıfırdan büyükse denklemin birbirinden farklı iki tane reel kökü olacağında bunlara da x1 ve x2 diyelim. A'yı sıfırdan büyük kabul edersek A'nın işaretiyle başlıyorsunuz. Artı kök gördünüz eksi kök gördünüz artı. Yine buradaki durumları da incelerseniz fx sıfırdan küçük diyorsa sadece şu kısmı eşitlik varsa x1 ve x2'yi de dahil ediyorsunuz yine aradaki kısım. fx sıfırdan büyük diyorsa bu sefer pozitif olan bölgeyi ve sıfırdan büyük veya eşit diyorsa yine kökleri de dahil ediyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi burada delta'nın sıfırdan büyük olduğu durumda bu şekilde yapıyoruz. Eğer delta sıfıra eşitse bunu da bir kenara not alın. Bunu e, pdf'te bir eksiklik var. X1 ile X2 birbirinin aynısı olacağından bu sefer buraya iki tane sevgili gençler. Çentik atıyorsunuz. Yine A'nın işareti neydi mesela? Pozitif. Çift kök olduğu için çift katlı kök olduğu için. İşaret değiştirmiyoruz artı diyoruz. Yani artıysa artı diye devam ediyoruz. Eksi ise eksi diye devam ediyoruz. Delta sıfırdan küçükse de ben tablomu oluşturduğum zaman burada herhangi bir kök olmadığı için A'nın işaretine artı karşımıza kök çıkmadığı için her yerde pozitiftir veya her yerde negatiftir diyebiliyoruz sevgili gençler. Hazırsanız başlayalım mı? Hadi. Aşağıda 3 özdeş trambolin eşit aralıklarla konumlandırılmış ve P noktasından bir nolu tramboline doğru bir tane taş fırlatılmış. Aha da böyle atmış. Hemen çizelim onu da. Şöyle adam tutmuş bunu. Şöyle efekt de verelim. Şöyle yapalım. Ha, bunu buradan fırlatmış. Tamam mı? Şöyle tutuyormuş. Fırlatmış arkadaşlar. Daha sonrasında bir nolu trambolinin tam merkezine düşen taş Buradan sektikten sonra parabolik bir A rotası izleyerek A rotası şurası. 2 nolu trambolinin tam merkezine düşmüş ve buradan da sekip B parabolik rotasını izleyerek 3 nolu trambolinin merkezine düşmüştür. Kırmızı çizgiyle gösterilen doğru x eksenidir diye de belirtilmiş. Trambolinlerin merkezleri arasındaki mesafe eşit ve A rotasının yerden en yüksek noktasının ordinatı B noktasının yerden en yüksek noktasının ordinatının iki katıdır denilmiş bize. Yani buranın sevgili gençler yüksekliği 2K ise buranın yüksekliğinin K olması gerektiğini artık biliyoruz. Pekala. A rotası eksi x kare artı 4x artı 12 parabolü ile modellenir. Ve her bir metre koordinat sisteminde bir birim olarak kabul edilirse A ve B noktaları rotalarının en yüksek noktalar arasındaki en kısa uzaklık kaç metre olur diye sorulmuş. Şimdi ben A rotasının e, denklemini öğrendim mi? Öğrendim soru bana vermiş. Peki bunun e, sevgili arkadaşlarım tepe noktasının apsisi yani eksi B bölü 2 A'sı nedir? Eksi 4 bölü eksi 2'den 2'dir. Yani şurası şu şekilde 2 metre olacakmış ve eksi x kare artı 4x artı 12'yi yani x kare eksi 4x eksi 12'yi biz çarpanlarına ayırırsak eğer bakın ne gelir bu x'e x burası da eksi 6'ya artı 2 yani x eşittir bir eksi 2 olur bir de x eşittir 6 olur demek ki sevgili gençler şurası eksi 2'ymiş burası 6'ymış diyebiliriz peki ne demişti Trambollerin merkezleri arasındaki mesafe eşit dememiş mi? Ne? Burası 8 birim. O zaman 8 birim ötede ne var sevgili gençler? 14 vardır diyebiliriz. Bak burası da 14'müş hatta. Peki A ve B noktalarının en yüksek noktalar arasındaki uzaklık en kısa uzaklık kaç metre olur diye sormuştu ya bize. Şimdi ben şu fonksiyonda 2'yi yerine yazarsam. Eksi 4 artı 8 artı 12 ne gelir? Bak burası 20, 4 çıkardım 16 gelir. Yani buranın uzunluğu 16 ise demek ki buranın uzunluğu neymiş sevgili gençler? 8'miş. Şurayı düzgünce yazalım. Bak şurası 16 ise burası 8'miş. E şunu şöyle çektim ben. Çektikten sonra bir de böyle bir hareket yaptım. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü diyor ki A ve B rotalarının en yüksek noktaları arasındaki yani şurasıyla şurası arasındaki en kısa uzaklık. Yani hipotenüs soruluyor. Peki Bak şimdi burası kaç birimdi? Şurası 2 idi. E, 6 ile 14 topladım 2'ye böldüm 20 e, 2'ye böldüm 10. 2 ile 10 arasındaki mesafe 8. E burası 8'di burası da 8. O zaman buraya ne kalır? 8 kök 2 kalır. Demek ki bu mesafe sevgili gençler 8 kök 2 olacakmış diyebiliriz. Ve selam güzel soru yazmışız. x kare eksi 2x artı m parabolünün tepe noktasının x eksenine olan uzaklığı 3 birimdir. Hmm. Tepe noktasının x eksenine olan uzaklığı 3 birim. Pekala. M'nin alabileceği değerler çarpımı soruluyor bize. Şimdi benim tepe noktamın apsisi nedir burada? Bunu bir bulalım. Öncelikle sevgili gençler. Eksi b bölü 2 a'mıza bakacağız. Bu da arkadaşlarım şöyle çekelim. Bu da eksi eksi 2 bölü 2 kere 1'den 2 yani sevgili gençler tepe noktamızın apsisi 1'miş. Peki bu parabol 1 için nereden geçiyor? Tepe noktamızın ordinatı ne? Yerine yazarsak 1 2 artı m yani m 1'miş sevgili gençler. Bunu da buraya yazdım. Ve bize demiş ki x eksenine olan uzaklığı 3 birimdir. Yahu arkadaş benim bir parabolüm varsa kolları yukarı doğru olan varsayalım ki şöyle e şimdi şurası mı 3 birimmiş arkadaşlar? E burası 3 birimse demek ki e ben şunu söyleyebilirim ki m eksi birin de mutlak değeri m eksi mutlak değeri 3'tür diyeceğiz. Niye? E çünkü tepe noktasının ordinatı değil midir arkadaşlar zaten? X eksenine olan uzaklığı 3 birim olan yer. Evet. O zaman m eksi aşağıda da yukarıda da olabileceği için m eksi birin mutlak değeri 3'tür diyoruz. Yani m-1 ya 3 olacak ya da m-1 eksi 3 olacak. Buradan m ya 4'tür ya da sevgili gençler eksi 2'dir deriz. M'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuş ki 4 kere eksi 2 kaç yapar? Eksi 8 o halde cevap denizlidir deriz. Kafiyeli oldu ha. Eksi 8 o halde cevap de denizlidir deriz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle ben sana soruyu yaklaştırayım en iyisi. Şöyle yapalım. Bize ne demiş? A bir gerçek sayı demiş. Tamam. X kare eksi 2x artı m 6. Parabolünün tepe noktası dördüncü bölgede. Şimdi bu parabolün tepe noktası dördüncü bölgede ise yani sevgili gençler şu bölgede ise bu bölgede biliyorsunuz ki tepe noktasının o zaman apsisi pozitiftir, ordinatı negatiftir. Tamam. Tepe noktamızın apsisi zaten eksi eksi 2 bölü 2'den 1'dir. Onu biliyoruz. Demek ki tepe noktamızın apsisi buradaymış. Demek ki ben 1'i de yerine yazınca 1'in karesi 1-2 artı m-6 ne olmak zorundaymış sevgili arkadaşlarım? Ee, K'sı oluyor bu kendisi. Sıfırdan küçük olmak zorundaymış. Yani eksi 6 eksi 2 daha. x8 1 daha eksi 7 yapar. m-7 sıfırdan küçükse m'nin ne olması lazım? 7'den daha küçük bir sayı olması gerekiyor. m'nin en geniş aralığı hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi m'nin en geniş aralığı biz demedik mi m 7'den küçüktür diye? Evet hocam, o zaman 7'den küçük aralık hangisi? Eksi sonsuzdan 7'ye kadar olan aralıktır. Yani cevap adana'dır diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Sorumuzu görebilmek için şöyle biraz uzaklaştıralım. Diyor ki bir tane el feneri karanlık bir odada açılıp yere bırakıldığında yerde bir parabolik görüntü oluşturmaktadır. Aynen bu şekilde. Karanlık odada fenerin zeminde oluşturduğu parabol şeklindeki gibi koordinat ekseninde gösterilmiştir. Parabol şekildeki gibi koordinat ekseninde gösterilmiş. Buna göre el fenerinin karşı duvara olan uzaklığı en fazla maksimum kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım bizim ne yapmamız gerekiyor? Köklerimizi biliyoruz. Bu parabolün 2 ve 6. Eksi 1 içinde 7'den geçtiğini görmüşüz. E tamam o zaman biz ne diyeceğiz? Y eşittir fx. O da eşittir. Bir baş katsayı belirledik a diye. Köklerimiz 2 ve 6 olduğu için x eksi 2 çarpı x eksi 6 dedik. Bu bizim parabolümüzün denkleminin bir kısmı. Niye bir kısmı? Çünkü a'yı bilmiyoruz. a'yı bulabilmek adına da x gördüğün yere eksi 1 yazıp 7'ye eşitleyeceksin. A çarpı eksi 1 eksi 2 daha eksi 3 yapar. Eksi 1 eksi 6 daha eksi 7 yapar. Eşittir eksi 7 ise pardon 7 ise sevgili gençler. Bakın burada eksi eksi artı yaptı zaten 7 ile 7'yi sadeleştirdim. 1 geldi. 3 <laughs> A eşittir 1 ise <laughs> A 1 bölü 3'tür pardon. Peki benim fx'im neymiş aslına bakarsanız 1 bölü 3 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 6 değil miymiş? Şimdi bana diyor ki karşı duvara olan uzaklığı en fazla kaçtır? En fazla budur sevgili gençler. Yani tepe noktasının apsisini yerine yazacaksın. Ve burada sevgili gençler şurayı bulacaksınız. Zaten burası 7 birim. Şurası. Şurayı da bulursanız eklersiniz 7'nin üstüne. Peki orayı da hesaplayalım. Tepe noktasının apsisini nasıl bulacağım? 2 ile 6'yı toplayacağım. 8, 2'ye böleceğim. 4. Tam ortası ya. 4'ü de yerine yazacağım. F4 1 bölü 3 çarpı 4'ten 1'i çıkardım 3 4'ten 6'yı çıkardım eksi 2 3 ile 3 gitti burasının ordinatı neymiş eksi 2'ymiş yani diyor ki burası 2 birim e burada 7 birimli kardeşim toplarsak ne olur Tabii ki 9 birim olur demek ki 9 birimmiş bu ışık kaynağının el fenerinin duvara olan maksimum uzaklığı dedik. Diyor ki bir kuyuda 72 metreküp hacminde bir su bulunmakta. Kuyudaki su sağlıksız olduğu için de boşaltılacaktır. Boşaltma işleminin başlamasından T saat sonra kuyudan kuyudan metreküp birimine göre boşaltılan suyun hacmi VT eşittir 24T 2T kare fonksiyonuyla belirlenmiş. Boşaltma işlemi sabah saat 10'da başladığına göre kuyu saat kaçta tamamen boşalmış olur diye soruluyor bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bu 24 t eksi 2 t kare dedik ya. 24 t eksi 2 t kare fonksiyonuna göre görebilirlenmişti. E biz parabolik olarak e, bu suyun demek ki depodan boşaltılan e, bir bakayım birimine göre boşaltılan suyun hacmi buysa ben ne kadar boşaltılmasını istiyorum? 72 metreküp. Şimdi madem öyle bir ikiye bölelim isterseniz. 12 t eksi t kare eşittir 72 diyelim. Hepsini sağ tarafa atarsak da t kare eksi 12 t. Bu arada bölmeyi unuttuk. 72 değil 36 artık orası. E, artı bir de 36'mız var. Eşittir 0 dedik. E, burası t y t. Burası da eksi 6'ya eksi 6 ki zaten bu ifade t eksi 6'nın da karesi olduğu aşikar. Eşittir 0 dersek t kaç olur? 6. Şimdi t 6 ise sevgili arkadaşlarım. Saat 10'da başlamadık mı? 6 saat sonra sevgili arkadaşlar tamamen bu kuyu boşaltılmış olur. Depo boşaltılmış olur. Kuyuymuş. Cevabımız da Adana seçeneği olur böylelikle. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde 5 tane eş dikdörtgen ve tepe noktası T olan F parabolünün grafiği verilmiş. Bakın bunlar 5 tane eş dikdörtgen ve... Sarıya boyalı bölgenin alanı 20 metrekaredir. Buna göre F1 nedir? Bak şimdi ben şuraya A, buraya A, buraya A, buraya A dersem, şuraya da A dersek. Burasının uzunluğu 4A olmaz mı? Demek ki burası da 4A. Yani benim bu dikdörtgenler topluluğumun sarıya boyalı bölgenin alanı burası 5A, burası 4A olduğu için çarparım 20A kare gelir. E bu da 20'ymiş. o zaman A kare 1'miş. Yani A 1'miş sevgili gençler. A1 ise bak burası 4'tür. Parabolün tepe noktasının apsisidir. O halde şurası da ordinat olmaz mı? Ordinatı kaçmış o zaman 5A olduğu için. Hocam 5'tir. E benim tepe noktam 4'e 5 olarak karşıma çıktı. Ve bir de bu parabol 0 için 21'den de geçiyormuş aynı zamanda ne hikmetse. Onu niye vermiş? Birazdan yazacağımız baş kat sayıyı bulmak için. Y eşittir fx eşittir A çarpı x eksi 4'ün karesi artı 5 şeklinde. Yani x eksi r'nin karesi artı k biçiminde. Ben bu denklemi oluştururum. 0 içinde 21'den geçtiğini bildiğim için f0 bulurum şimdi. f0 a çarpı 0'dan 4'ü çıkardım. Eksi 4 bunun karesi artı 5 dedim. Bak burası 16a geldi. Artı 5'im var. Eşittir 21 diyeceğim. Ve 16a eşittir. 5'i karşıya attım. 16 ise A kaçmış arkadaşlarım? 1'dir. Buradaki A, buradaki A değil ama. Onu ee, ilk başta başlarken düşünmedik. Buradaki A, oradaki A değil haberin olsun. Bu A da 1 geldi ama. Diğer A da 1 gelmişti. Şimdi o zaman benim parabolümün denkleminde A1 ise benim parabolüm aslına bakarsanız fx eşittir. x eksi 4'ün karesi artı 5 değil miymiş? E bir yerine yaz demiş. Yazalım f1 eşittir 1'den 4'ü çıkar eksi 3 eksi 3'ün karesi 9 artı bir de 5'imiz var cevap ne olacak 14 olacak yani cevap c seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz güzel kardeşim. Devam g ve f bileşke g fonksiyonlarının grafiklerini bize vermiş teşekkür ediyoruz fx 3 fonksiyonunun tepe noktasının apsisi nedir diye sorulmuş pekala şimdi öncelikle sevgili gençler gx'i bir kere biz yazabiliriz. gx fonksiyonumuz bak e eğim kaç burada? Eğim 1. Demek ki x'te başlayacağız. 0 için nereden geçmiş? Eksi 1'den x eksi 1 diyeceğiz. Güzel. Ben gx'i biliyorum. O zaman burası nedir arkadaşlar? f x eksi 1 değil midir? Evet hocam. O zaman soruyu bitirdik be. Niye biliyor musun? Çünkü f x eksi 1'den f x eksi 3 elde edebilmek için içerden 2 çıkarman lazım. İçeriden 2 çıkarıyorsan fonksiyonu 2 birim sağa kaydırmayacağım mı? İteklemeyeceğim mi böyle? Evet. E bu fonksiyon 2 birim sağa gidecekmiş. Diyor ki bunun tepe noktasının apsisi kaçtır? E basit. Sen normal şartlar altında bunun tepe noktasının apsisini bul bakayım. 2 ile eksi 1'i topla 1. 2'ye böl 1 bölü 2. Demek ki bunun tepe noktasının apsisi 1 bölü 2'ymiş. E ben bunu 2 birim sola ittirirsem 1 bölü 2 artı 2 olur. Yeni parabolümün tepe noktası. Bu da 5 bölü 2'nin Affedersin ama ta kendisidir yani. Değil mi? Geçtim bir diğer soruma. Bir diğer soruda demiş ki bize. X kare eksi 6 x artı 21. Araç sayısı da 2 x. Bir otoparkın toplam kapasitesi ve içerisinde bulunan araç sayısı otopark girişinde bulunan şekildeki panoda gösterilmektedir deniliyor. Toplam kapasite bu. içerideki araç sayısı da bu. Her bir araç giriş çıkışında tablodaki araç sayısı hanesi değişiyor. Tansu bu otoparka girecekken içeride yer olmadığını anlamak için bu panoya bakıyormuş sevgili gençler. Buna göre Tansu şekilde verilen tabloya bakarak o an içeride en az kaç araçlık boş yer olduğunu görür. Şimdi bak diyor ki x kare eksi 6x artı 21 kapasiteden 21 kapasiteden 2x'i çıkaracaksın. İçeride bulunan araç sayısını toplam kapasiteden çıkarırsam boş araç fonksiyonunu bulursun aslına bakarsan. Boş x fonksiyonu. Peki bu boş x fonksiyonu parabolik değil mi? Evet. O zaman diyeceksin ki x kare eksi 8x artı 21 benim yeni parabolümdür kardeşim. Boş x fonksiyonumdur Ve ben bu boş araç fonksiyonunu tepe noktası lazım bana. Niye? Çünkü... Diyor ki bize en az kaç araçlık boş yer vardır diyor. Yani bu parabolün minimum noktasını bul demiş. E buluruz. Nasıl bulacağız? Önce sevgili gençler tepe noktası lazım. İstersen türevini al sıfıra eşitle. Tepe noktamız 8 bölü 2'den 4'tür. Demek ki e, maksimum pardon minimum e, boş yer sevgili gençler x dörtgen oluyormuş. Yerine yazarsak 16 32 artı 21 deriz. Bak burası eksi 16. 21 daha kaç yapar? 5 yapar. Demek ki içeride en az 5 araçlık boş yer olduğunu görebiliyor Tansu. Geçtim sevgili gençler bir diğer soruma. Diyor ki yukarıda boru bükmek için kullanılan bir makinenin modellemesi gösterilmiş. Pekala. Şekil 1'deki boru F parabolü ile modellenmiş. Şu makinenin kolu 1'den 2'ye getirildiğinde Makine boruyu bükerek g(x) parabolü ile şekil 2'deki gibi modellenmektedir. Tamam. f(x) parabolünün tepe noktası C şurası. g(x) parabolünün tepe noktası da D olup CD 4 birimdir. Yani iki parabolün tepe noktaları arasındaki mesafe 4 birimmiş arkadaşlar. Pekala. Buna göre f parabolü ile g parabolünün baş katsayıları farkı kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle zaten şunun kopyasını vermiş bize. Bak burayı diyor x ekseni olarak diyor düşün diyor. x ekseni olarak düşünürsen eğer diyor. Ben sana şu kısımları vermişim diyor. Burası 4 ve burası da eksi 4 diyor. Yani ben bu parabolün aslında bakarsanız x kare eksi 16 gibi bir çarpanları olduğunu biliyorum. Çünkü x eksi 4 çarpı x artı 4 çarpanımız mevcut. Bir de başında katsayı var mı yok mu bilmiyorum. Dolayısıyla zaten ona alakalı bir soru. Bir de başında a diye bir katsayımız olsun istiyoruz. Şimdi bu boruyu tutan yerler değişmiyor. Yani 4 ile -4 değişmiyor ama bir konumundan iki konumuna getirince makineyi boru bükülüyor sevgili gençler ve buradaki mesafe açılmış oluyor. Boruyu bükmüş oluyoruz. Peki ve o mesafede 4'e eşit oluyor. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz sevgili gençler. Bizim x kare eksi 16 diye bir parabolümüz vardı eyvallah. Ama daha sonrasında ben b çarpı x kare eksi 16 diye bir parabol elde ettim. Ve işin ilginç tarafı şu. Ben bunda da orijin yani sıfırı sıfır olan absesi yerine yazdığım zaman ee, şurayı buluyorum. Diğerinde yerine yazdığım zaman burayı buluyorum. O zaman yazın sıfırı. Eksi 16 A gelecek. E yaz sıfırı burada eksi 16 B gelecek. Ve bu ikisi arasındaki mesafede neymiş? 4 birimmiş. O halde sevgili gençler büyük olanı hangisidir? Eksi 16 A'dır. Eksi 16 A eksi eksi 16 B dersem bu 16 B eksi 16 A yapacaktır. Bu da sevgili gençler 4'e eşitmiş. Ben bunları 16 parantezin alırsam b eksi a gelir. Bu da eşittir 4 olur ve b eksi a'nın aslına bakarsanız 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 olması gerektiğini söyleyebilirim. Bana demiş ki baş katsayıları farkı kaç olabilir? E b eksi a 1 bölü 4 tür sevgili gençler. Dolayısıyla kaç olabilirmiş? Bursa seçeneği olabilirmiş. Çünkü ben baş katsayılarının b ve a olduğunu zaten biliyordum. Yani ben seçmiştim onları. Güzel soruydu devam ediyoruz bir diğer sorumuzda, px ve qx polinomlarının x-3'e x-3 polinomuna bölümünden kalanlar e, sırasıyla p ve q'dur. Bu arada bir bakalım Heh, tamam sıkıntı yok. Ben diyorum, parabol sorusu mu karışmış araya diye düşündüm. Alt kısımda polinom sorusu mu karışmış araya düşündüm. Alt kısımda parabol olduğunu gördüm. Güzel sıkıntı yok. Biz şu cümlenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Px ve Qx polinomlarının x-3 polinomuna bölümünden kalanlar sayısı P ve Q'dur diyorsa demek ki P3 sevgili gençler P'ymiş ve Q3 de Q'ymuş. Biz bunu anladık burada. Ax kare artı Bx artı C fonksiyonlarının kökleri de P ve Q'dur denilmiş bize. Bu da Ax kare artı Bx artı C'ymiş. E bak burası 4 olarak verilmiş. Tepe noktası 6 ise şurası ile şurası eşit olacağı için buraya 8 kalmaz mı kardeşim? Kalır. Güzel. Şimdi devam. Parabolünün tepe noktasının apsisi 6 olduğuna göre Px çarpı Qx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. Yani aslında bakarsanız P3 çarpı Q3 sorulmuş. Yani P çarpı Q sorulmuş. E ben Burada bu köklerin P ve Q olduğunu bilmiyor mu? E kökler 4 ile 8'miş ya kardeşim. E çarp o zaman 4 kere 8 kaç yapar? 32 yapar. Hani AYT sınavında karşımıza bir parabol sorusu çıkar. Ve kolay bir sorudur ya son 2 senedir 3 senedir olduğu gibi. Hani kolay bir sorudur ya tam o tadı verecek bir soruydu. Basitti de sınavda seni sevindirecek bir soruydu. Dolayısıyla sevgili gençler iyi oldu böyle bir soru çözdüğümüz. Şu kısmı sildim. Devam. P, P kareden küçük. P karede mutlak değer P'den küçük olmak üzere. P x artı 1 bölü x artı P büyük veya eşittir. Sıfır eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı hangisidir? Çok güzel bir sorudur kendileri. Alışıla gelmişin dışında önce sen P'nin negatif mi pozitif mi hangi aralıkta olduğunu bulman gereken bir soru. Şimdi P sayımız bir kere P kareden daha küçükmüş. O halde P ya negatif olacak ya da birden büyük olacak. Çünkü negatif olursa gerçekten eksili bir sayı karesinden daha küçük olur. Bir de birden büyükse gerçekten karesi kendisinden daha büyük olacaktır. Peki bir de diyor ki mutlak değer P'de diyor. P kareden daha büyüktür diyor. Hmm. Yani o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? P'nin mutlak değeri eğer P kareden daha büyük bir sayı oluyorsa hatta P'nin mutlak değeri P'den de büyük oluyorsa bir kere P birden büyük falan değildir. P kesin negatiftir. Çünkü negatif bir sayının mutlak değeri kendisinden büyük olur. Bir de negatif bir sayının mutlak değeri P kareden daha büyük oluyorsa sevgili gençler. Demek ki bizim bu P sayımız eksi 1 ile 0 aralığındadır. Mesela seçtin eksi 1 bölü 2'yi. Eksi 1 bölü 2 karesinden yani 1 bölü 4'ten daha küçük iken 1 bölü 4 de eksi 1 bölü 2'nin mutlak değerinden yani 1 bölü 2'den daha da küçüktür işte bulduk biz aralığı. P sayımız neredeymiş? Eksi 1 ile 0 aralığında. Güzel. Şimdi ben şuna bakacağım. Px artı 1'in kökü nedir sevgili gençler? Eksi 1 bölü P'dir. Alt kısmın kökü nedir? Hocam eksi P'dir. Şimdi ben P'nin aralığını biliyorum ya. Bana eksi 1 bölü P ile eksi P'nin bir de aralığı lazım ki. Eksi 1 bölü P mi daha büyük yoksa eksi P mi daha büyük? Hangisi daha küçük onu bulabileyim. O halde güzel arkadaşlarım. Önce bize bir eksi p lazım. Eksi p'yi bulmak için bunu eksiyle çarpacağım. E 0 küçüktür eksi p o da küçüktür 1 olması gerektiğini biliyorsun basit eşitsizliklerden. Eksi p bu aralıktaymış. Ve eksi 1 bölü p'yi bulmak için de bu ifadeyi ters çevireceğim şimdi. Ters çevirdiğim zaman da sevgili gençler bakın 1 buraya gelecek. 1 bölü 1 küçüktür eksi 1 bölü p o da küçüktür 1 bölü sıfırın sağı artık limitten. 1 bölü sıfırın sağı nedir? Sonsuzdur. Şimdi Eksi P burada. Eksi 1 bölü P buradaysa. Ben artık bir kök tablosu oluşturacak olursam. Önce bir şurayı şöyle kenara alalım isterseniz. Biraz dağınık yazmışız. Şunu da şöyle yukarı doğru taşıyalım. Da çok da taşıyamadık. Beceriksiz olduk. Şunu bir silelim arkadaşlar. Ben onu sevmedim. Şöyle bir kök tablosu oluşturalım. Eksi P sıfırla 1 arasındaysa. Demek ki Kökümüzden bir tanesi burada. Diğeri de eksi 1 bölü p'de birden büyük olduğu için diğeri de burada. Şimdi ben diyorum ki bunlara bir kök tablosu oluşturacağız ya. İyi dikkatli dinliyorsun. Eşitsizlik söz konusu mu? Şuna yok. içi boş ama bunun içi dolu olacak. Çünkü bunun paydanın köküydü. Üst tarafın kökü dahil olacak. Çünkü eşitlik var. Neyle başlayacağım bir de önemli. Bak alt tarafın katsayısı pozitif, üst tarafın katsayısı negatif. Niye? P negatifti çünkü. P eksi 1 ile sıfır aralığında. Eksi bölü artıdan eksiyle başlayacağım, Artı ve eksiyle devam edeceğim. Bizden nereye istenmiş? Sıfırdan büyük yerler değil mi? O zaman burayı tar tarayacaksın. Burayı tarıyorsan da artık cevabın eksi P'den açık, eksi 1 bölü P'den kapalı olduğunu bileceksin. Yani cevap Adana seçeneğinde verilmiş Misler gibi de bir sorudur diyeceksin bu soruya. Devam ediyoruz. Diğer sayfamızda var mı bir bakalım. Diğer sayfamızda var mı? E, tamam tamam var. Devam. Şimdi bu sorudayız. Dikkatli dinliyorsunuz. Bana demiş ki. 42 ile 68'in çarpımı bu. 84 ile 34'ün çarpımı bu. 102 ile 28'in çarpımı gene de bu demiş. Olduğuna göre. X kare eksi 130x artı 2856 sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm aralığında kaç tane tam sayı bulunur demiş. Ee, sana neyin yardımını yapmış bu soru? E diyor şunların çarpımı bu işte diyor. Yani burayı çarpımı şöyle x'e x diye ayırıyoruz ya. 2856'nın çarpanları bunlarmış. Bakalım hangileri acaba toplamları eksi 130 yapıyor? Bak şunlar yapıyor bak. Şöyle yaparsak gelir değil mi? Eksi 102'ye. Eksi 28. Çok güzel. Şimdi o zaman x eşittir 28 gelir. x eşittir 102 gelir mi? Gelir. Gel bir de sen de bunlar için bir güzel kök tablosu oluşturak. Aha şöyle. eşitlik söz konusu mu? Hayır değil. Neyle başlayacağız? Artıyla sonra eksi sonra artı olacak. E, sıfırdan küçük olsun demiş. Sen nereyi aray arayacaksın demek ki? Burayı. Şimdi biz neye, neye bakacağız? Burada ilk alınabilen sayı 29. Burada son alınabilen sayı 101 olduğu için 101'den diyor 29'u çıkaracaksın diyor. Sonra 1 ekleyeceksin diyor. Tamam bunu yaparız artık. 100, 101'den 29'u çıkarırsak sevgili gençler. 72 kalır. 1 eklersek de 73 tane sayı olması gerektiğini görürüz. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği odur dedik. Bir diğer sayfamızdayız. İlk sorumuzu çözelim. P ve Q ikinci dereceden iki tane polinom. Px'in sıfırları 1 ve 7. Yani artık ee, P1 ya da onları yazmamıza gerek yok ya. Px'in sıfırları 1 ve 7 idi. Bakın üst tarafın kökleri neymiş? 1 ve 7 imiş. Alt tarafın sıfırları da eksi 4 ile 2 imiş. P8 ile Q8'in çarpımı da negatifmiş. Bunları niye vermiş? Çok güzel bir soruydu bu arada hatırladım soruyu. Şimdi şöyle bir kök tablosu oluşturarak biz şunları da bir sıralayalım hadi. Eksi 4 dedim, 1 dedim, 2 dedim, 7 dedim. Var mı sıkıntı? Ek, bazen yanlış sıralıyorum. Negatifi sağ tarafa falan yazıyor. Yok değil mi sıkıntı? Yok. Bunları da şöyle bir işaretleyelim. Şöyle şöyle yapalım. Tamam. Şimdi de arkadaşlar neyle başlayacağız? Ha, bu arada eşitlik var mı? Px'in köklerine eşitlik olacak. Onları yapı verelim. Sen onu o sırada düşünürken. Şunlarda eşitlik yok. Çünkü paydanın kökleri bunlar. Ha, şimdi neyle başlayacağız? Düşündün mü? Ne yapacağız biliyor musun? Bak. P8 nerede? Şurada bir yerde. Q8 de mi orada? Evet. P8 ile Q8'in çarpımı negatif miymiş? O zaman negatifle başlayacaksın. Artı çünkü çarpımları negatifse bölümleri de negatiftir. Eksi artı eksi artı eksi dedik. Neresi isteniyor benden? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerler. Yani şu kısımlar sevgili gençler. Diyor ki aralıklarından biri hangisidir? Birden kapalı, ikiden açık aralığı hemen gördün bak. Bursa cevap. Doğru mu? Aralıklarından birisi sorulmuştu. Birden kapalı, iki den açık aralık bizim aralığımızdır deriz. Devam. Birlikte tatile çıkan Bilal ve Özgür'de eşit miktarda para var. Tamam ikisi de cebine belli bir miktar aynı bir miktar para koymuşlar. Tatile çıkmışlar. İlk gün Bilal ve Özgür'ün her ikisi de 1 TL para. Nasıl bir tatilmiş o ya? İlk gün Bilal ve Özgür'ün her ikisi de 1 TL harcamışlar. Bilal ilk günden sonraki her gün hemen önceki günden 1 lira fazla para harcamış. Özgür ise ilk günden sonraki her gün hemen önceki günden 2 lira fazla fazla para harcamış. Bilal'in <laughs> eninci gün sonuna kadar harcadığı toplam para Özgür'ün sadece en artı 18. gün harcadığı paradan fazladır. Buna göre n'nin en küçük pozitif tam sayı değerini rakamları Şimdi Şurayı iyi okumamız lazım bizim. Bir de isimleri karıştırmamamız lazım. Bir şimdi Bilal'imiz var. Bir de Özgür'ümüz var. Tamam. Şimdi Bilal ilk gün 1 lira harcadı. Sonra 2 lira harcadı. Sonra 3 lira harcadı. Bu böyle devam etti sevgili gençler. Eninci günde en lira harcadı. Diyor ki Bilal'in ilk günden sonraki her gün hemen öyle tamam tamam tamam. Bilal'in eninci günün sonuna kadar harcadığı toplam para nedir? En çarpı en artı 1 bölü 2 olmaz mı? 1'den n'ye kadar olan sayıları toplamı tamam. Özgür'ün sadece n artı 18. gün harcadığı paradan fazladır. Şimdi Özgür 1. gün 1 lira harcamıyor mu? 2. gün 3 lira. Çünkü 2 lira fazla harcıyordu. 3. gün 5 lira. 4. E gün 7 lira şeklinde gidiyor. Yani 2k 1 biçimde mi gidiyor? 2 kere 1, 2, 1 çıkardım 1, 2 kere 2, 4, 1 çıkardım 3, 2 kere 3, 6, 1 çıkardım 5, 2 kere 4, 8, 1 çıkardım 7. O zaman ne demişti bize? Öz, ha, özgür de sade, özgürün sadece n artı 18. gün. Yani 2 çarpı n artı 18 eksi 1 lira para harcamıştır 18. gün. Ve diyor ki bu ahanda bundan fazladır diyor. Yani 2 n artı 36 eksi 1'den 35'ten fazladır diyor. Tamam güzel artık yapabiliriz. Şimdi ben şunun pozitif olduğuna %100 eminim. Çünkü n'den bahsediyor. N gün sayısı pozitif. O zaman bu da pozitif. Karşıya atabilirim ben bunu. N parantezinde N artı 1 büyüktür. 4N artı 35 değil 70 diyebiliriz. Hepsini sol tarafa yani şunların hepsini bu tarafa bir gönderin bakalım. N kare artı N eksi 4N eksi 70 büyüktür 0. E buradan N kare eksi 3N eksi 70 büyüktür 0 diyebiliriz. Artık çarpanlarını ayırma zamanı geldi. Eksi 10'a artı 7 dersem ayrılır köklerimizde de 7, eksi 7 ile artı 10'du. Ve sevgili gençler burada ikisini de eşitlik yok. Ne ile başlayacağım? Pozitifle artı eksi artı. Neden pozitif? Ne karenin kat sayısı pozitif çünkü. Diyor ki n'nin en küçük pozitif tam sayı değeri nedir? Bir kere büyük veya eşit, büyüktür sıfır olmayacak mıydı? Yani şurası ve şuradan bahsediyor. Hocam en küçüğünü nasıl bulacağım ya? Eksi sonsuza kadar gitmiyor mu diye aklına gelebilir. Ama aklına hemen bir saniye sonra şu da gelsin. Ulan bir dakika N pozitif olacaktı. Niye? Çünkü gün sayısıydı. Yani eksi 8. günde harcadığı parayı bulamayız ki değil mi? böyle bir gün yok. O halde sevgili gençler N'nin alabileceği en küçük değer burada en küçük tam sayı değerinin rakamları toplamı demişti. En küçük değer 11 olduğuna göre 11'in rakamları toplamı 2'dir. Cevap da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gençler eşitsizliklerde efsane güzel sorular çözdük. Parabolün de bazı sorularda efsaneydi. Bence siz bu pdf ve bu videoyu saklayın arkadaşlar. Bir de her videoda diyorum ki bak aklınızda bulunsun diyorum sınavda karşınıza çıkarsa falan filan diyorum onları da dikkate alıyordur inşallah. Biliyorum ben konuşunca boş konuşmuyorum. Neyse devam. Sonra şey soruyorsunuz hocam ÖSYM'den misiniz diye soruyorsunuz. Ben ee, de ikna etmek için çaba sarf ediyor. ÖSYM'den falan değilim de ee, birkaç senedir bir şeyleri hissediyorum diyelim artık acil yayınlar olarak hissediyoruz diyelim artık. Neyse. Px bir polinom olmak üzere. Px'in sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarına bu polinomun soğuk bölgesi denir. Oo, hadi bakalım. Değişik bir soru. İbrahim Hoca'nın sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam px sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarına bu polinomun soğuk böyle, Okey tamam. Baş kat sayısı p 0 olan e, ikinci dereceden px eşittir mx kare eksi 3x artı 1 polinomu veriliyor. Şimdi baş kat sayısı p 0 değil miymiş? P sıfırı bir bulak mı sizde? P 0 0 eksi sıfır artı birden bir değil midir? E bunun baş kat sayısı zaman m. O zaman demek ki px polinomunu değiştirmenin vakti geldi. Çünkü m birmiş x kare eksi 3x artı 1'miş. Süper. Peki ne diyor şimdi bize? Px'den 11'i çıkar diyor. Yani x kare eksi 3x. 1'den 11'i çıkar eksi 10 kalmaz mı? Kalır. Ee, demiş ki bir de bunun soğuk bölgesi. Yani sıfırdan küçük olduğu yerleri bul demiş. Basit. X'e x burası ne oldu? Eksi 5'e artı 2 yardır. Eksi 2 artı 5 dedin. Çizdin kök tablosunu. Hop hop. Neyle başlayacağım? -x, X karenin katsayısı olan pozitifle. Sonra eksi, sonra artı. Peki kökler dahil mi? Değil. Soğuk bölgesi neresi bunun? Negatif olan yerlerdi. E, tam sayıların toplamı sorulmuş buradaki. E, ne var burada? -1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Şunların toplamı 10. 1 çıkarırsan 9 gelir. Cevabında Bursa seçeneği olur deriz. Ve bir şey diyeyim mi size? Son sorumuzu çözüyoruz. Ne yazık ki bugünün de sonuna geldik sevgili gençler. Son soruyu çözüyoruz. Ama sen bu videoda efsane şeyler öğrendin ve çok güzel sorular gördün. Ee, bence e, yani ne yapıyorsan yap beni ilgilendirmez. İnşallah sınavda sen yüksek alırsın. Benim tek derdim o da ee, teşekkür mahiyetli sadece. Videoya bir beğeni atabilirseniz sevgili gençler beni mutlu etmiş olursunuz. Bir de şöyle şöyle yapanlar var mıydı ya? böyle Ben lisedeyken böyle boşlukları falan çok güzel doldururdum böyle. Bir size bir şey söyleyeyim mi? Ben lisedeyken falan çok rahatlatıcı bir şey. Lisede e, ee, hip -hopçıydım. Bunu da ilk defa buradan açıklayayım. Bayağı bildiğim böyle bol tişörtler falan giyiyordum. Süper sarı ayakkabılarım vardı. Sprey boyalarım vardı. Duvar boyuyordum. Grafiti yapıyordum. Hala bazen ufak tefek çalışırım da Biraz paslanmışım. Yeni grafiticilerin teknikleri çok farklı. Neyse devam. <laughs> bir cisim. Bir cisim. Üniversitede değiştim. Olgunlaştım. Hani grafiticiler veya hip olgun değil mi? Olgun da ben lisedeki heveslerimden üniversitede vazgeçtim. Üniversite birinci sınıfta. Neyse. Bir cisim sıvı dolu bir kabın içine bırakıldığında cismin yoğunluğu sıvı yoğunluğundan büyükse cisim batıyor. Tamam şöyle ise batıyor. Okey. Eşitse askıda kalır. Askıda. Büyükse de yüzer. Yani yüzeyinde kalıyor. Yağmur elindeki küreyi yoğunluğu 4 birim olan bir sıvının içine bıraktığında. Bıraktığında. Nerede kaldık? Dün telefon çaldı. Ha, kürenin batmadığını görüyor. Tamam. Batmıyorsa sıvının yoğunluğu küçük değilmiş. Yani büyük veya eşit mi olacakmış? Kürenin yoğunluğu x kare eksi 6x artı 12. Bak şimdi x kare eksi 6x artı 12 bu kürenin yoğunluğu, cismin yoğunluğu. Demek ki cismin yoğunluğu daha küçük veya eşit mi olacakmış? Neyden? Sıvının yoğunluğuna. Yani 4'ten. 4'ü atıyorsun bu tarafa. X kare eksi 6, X artı 12, sıfırdan 12 değil 8. Sıfırdan küçük veya eşittir diyorsun. Kardeşim X'e X 4'e eksi, e, eksi 2 diye ayırdın sen bunları. Sonra da köklerimiz ne olur bizim 2 ile 4 olmaz mı? Çiziyorsun kök tablosunu. Ne ile başladık? Artıyla. Hocam artı eksi artı dedik. Eşitlik var mı? Var. O zaman içlerinde dolduruyorsun. Peki nereyi istemiş güzel kardeşim? E, sıfırdan küçük olan yerleri değil mi? Demek ki negatif yerler. Demek ki benim x'imin alabileceği değerler de burada. Yani 2, 3 veya 4 olacak. Toplamını sormuş. 2, 3, 4'ün toplamı kaçtır? Tabii ki 9'dur. Evet sevgili gençler sonuna geldik. Şimdi bir sonraki videomuzda ne yapıyoruz? Trigonometriyi şöyle baştan aşağı adam akıllı biçimde bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayfa konu anlatımı yapar gibi konuyu bir güzel özetliyoruz. Efsane video olacak şimdiden haberin olsun. Bir de sevgili gençler trigonometri ile ilgili zaten dün bir canlı yayın yapmıştık. Şimdi bir de bununla beraber bir güzel tekrarını yapıyorsun. Efso sorular var yine burada da. Bakalım kaç tane soru varmış ben size onu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 16 tane de birbirinden güzel soru çözüyoruz seninle beraber. Bir de 40 soruda trigonometri videosunu izliyorsun. Biliyorsun. 40 soruda serimiz var. Ee, geçen seneden beri yaptığımız. Efsane izlenen bir seri. Efsane beğenilen bir seri. Ve efsane senin işine yarayan bir seri. Dolayısıyla sevgili gençler. Trigonometri ile alakalı bir sorunun kalıyorsa sana benim yanıma geliyorsun. Ben sana birebir anlatıyorum. Sıkıntı yok. Şaka bir yana harbiden senin için çok faydalı olacak. Hem 40 soruda serisi hem dünkü canlı yayın hem de bu videoyu izlersen efsane olmuş olacak sevgili gençler. Dolayısıyla benden artık bu kadar diyeceğim. Sen de sınava gireceksin. Hocam sınavdan çıktıktan sonra hocam trigonometriden 3 tane soru yaptım. Hepsinde doğru yaptım. 3 tane soru vardı. Hepsi de doğruydu fullledim diye inşallah bana güzel haberlerini vereceksin. İnşallah e, olacak dualarım sizinle. Evet sevgili gençler sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı pek tabii unutmayın.